Selam herkese. Bugün pazar sabah saat 8 ve ailecek Feriköy'deki Antikacılar Çarşısı'na geldik. Uzun zamandır ismini ve önünü duyduğum bir yere gelmek nasip olmamıştı. Hazır havalar da güzelken gelelim istedim. Bakalım neler var neler yok. Fiyatlarını, ne tür ürünler, kimlere hitap ediyor. Bakarsanız belki uygun fiyatlı bir şey bulursam ben de almak istiyorum. Çünkü antikalara, eski eşyalara merakım var. Özellikle Kadıköy ve Balat'taki Antikacılar Çarşısı'nın ve dükkanlarının mezatları ulaşmayı çok seviyorum. Çünkü oradaki eşyalara, objelere ulaşmak, onlara dokunmak çok kısma gidiyor. Geçmişe tanıklık ediyorsunuz dinleri. İsterseniz sözü fazla uzatmayalım çünkü dolaşacak çok bir yer var, çok görüntü var. Hadi başlayalım. Ha bu şey, çizmeleri, ha. Mahmuz mu diyorlardı? Bilmem, eski kova filmlerinde görüyordum ben, hatırlamıyorum. Kim kom? Ya, evet. Tamirini falan nerede yapılır sorsana. Yani bizim elimizdeki de çok değerli. İşte onun için diyorum ama çalmıyor. Hoparlörü bile var mı? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ya ben bir şey danışacağım. Sen pick-up işiyle madem uğraşıyorsun. Benim de 1955 model evde pick-up var. Annemin genç kızından kalma. Ama iğnesi yok. Ben bu iğneleri falan nerede yaptırtabilirim? Babam, şey var mı? İğnemi görsünler mi yakında? Peki senin dışarıda yerin var mı? Dükkanım var Bakırköy'de. Bakırköy? Meydan? Ya yok ben Ümraniye'deyim de yani. Eğer şey varsa... Ya Bakırköy'de kartım onun bir resmini şey yapın. Sen o bir fotoğrafını alsana hayatım. Siz bana yakından bir resmini atın. İyi mi olur? Müzik oluyor ya belki vardır. Olmaz ona başka bir şey. Yani ahşap... Yani anne... Çaldırırız onu. Yani dedemden kalma taş plaklar falan var. Kaba tabiriyle okkabazlık ya. Her şıkta çalacak. Estağfurullah. Ötekli bir iş olmuyor kardeşim. Ya şu radyolar ne kadar... Bu plakların hepsi şu an çalışır durumda mı? Çalışıyor. Bunun fiyatı nedir? 6500. 6500. Bu taş. Kaç plak çalar? Canan'ın çaldı. Long 45 üçünde çalar. İşte bizim evdeki de öyle. Yani dedemden kalma o Müzeyyen Senerlerin falan hep şeyleri var. Taş plaklar. Meydan şeyde nerede Bakırköy'de? Meydanda mısın? Bakırköy Deli Efendi'ye yakın. Deli Efendi. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. İşte benim en çok keyif aldığım yerlerden bir tanesi de burası. Eski paralar. Tarihe tanıklık etmiş paralar. Birçok eski parayı burada bulmak mümkün. Bu burada fazla mı? Hepsinin üstünde fiyatları yazıyor. 1961 gümüş. 1919 yapımı gümüş. Delikli paralar. Jetonlar. Az kullanmadık.
Bunların bir kısmını hatırlıyorum da. Gerçekten çok para koleksiyonu yapmak isteyenler için gerçekten bulunmaz bir yer. Güğümler. Ya bunların hepsinden rahmetli anneannemin evinde vardı. Hatırlıyorum bunları. Ne kadar bu? 1500. Altını çevirebilirsiniz altına. Ben abartmıyorum ama 3000 ile 5000 arasındaki bir fiyatta gelecek madde. Bu seramik mi bu? Yani. Aynen. Geçmişin kıymetini bilseydik saklardık. Şunlar bile. Bunların hepsinden. Hepsinden vardı. Yani bu havanlar falan. Evet. Bunlar da çöp atılmış bizde ya. Ben anlamadım. Biz pek geçmişimizin kıymetini bilmemişiz. Büyük annelerimizin. Köyde bizim böyle işte internet dizi olur. Bize de paça derler böyle yani. Aile eşyalarını koyduğun işte böyle toplanan malzemeleri koyulduğu saklanıldığı yerde dolu orada duruyor. Ben buradan para veriyorum. Maalesef. Yani bunların bir değer olabileceğini geçmişte düşünmemişizdir yani belki de. Bak, abi şu anda bakırın kilosu burada da 224 lira. Yani 1 kilo bakırı buradaki 224 lira. Az önce bu tencerede iki tane küçüğü vardı. Hatta şurada bir uzak doğulu bir abi var. Yüzünden belli oluyor zaten onu. Ona verdim. Satacak sonra şey yapacağım diye. Abi zaten kendisi de biliyor. Ben ona 500 lira dedim, ikisini hemen. Hemen kaptı. Hiç. Çünkü değeri biliyor. Ben de orada bir şey yapıyorum ama esnaf birbirimize olacak bir para var. Mesela abi burada 6-7 kilo var. Buraya vermeye kalksam yani 1600-1700 lira ben sattım 2000 lira istiyorum. Bir de 1 mola alıyoruz. Ben 8 metrelik karelik bir depoyla başladım bu işe. Şu anda 55 metre benim depom. Alma hastalığı var. Durdurdum kendimi. Yine bunları hep koleksiyonculardan geldi bunlar arkadaşlar. Mesela bunun yerinde bile bu bardağı ben kendim 250 lira yaptım. 91-92. Yani onun kendi müzesinde bir bardak yoktur diye adam. Mesela eşim benimle bazen böyle şey yapar. Bende de 87 senesinden beri yani 10-11 yaşından beri Beşiktaş'ın bütün maçlarının gazetelerini saklıyorum. Yani böyle ev gazete dolu. Evi atalım falan diyor. Dedim yok onlar. Ne para şimdi? Çok büyük yani. Para ilk şu anda. Tarihlere göre para. Mesela ben minik arabaları topluyorum. Hı-hı. Eşim de o tweetleri topluyor. Yatak odamızda benim arabalarım, eşim tweetleri. Ben 54 yaşındayım ama ne yapayım? Yani yok mal yok, sigara yok abi, hiçbir şey yok bende, ok gibi yani bağırmaklarla. Yani para kazanmanın ötesinde büyük ama bir hobi. Onları faaliyete geçireceğim. Şu arabalar nasıl eski bir arabalar biliyor musunuz? Orijinal, ikisi de orijinal. Bir tane orada var, onu çalıştırabilsem. Mesela alttan açtığınız zaman lambaları falan yanıyor. Şimdi bunları önce götüreceğim, ben bugün bu akşam gece burada yaptım bunları, nasıl oynuyorum biliyor musun burada? Ondan sonra satışa koyuyorum. Öyle hevesim almadan abi ne olursa olsun. Buna 1000 lira versen yok, şimdi 500 liraya satarım. Ama ben oynamadan 1000 lira versene vermiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Başka bir kötü alışkanlığı bu. Herhalde olsun. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Burada ilginç bir standa rastladım. Le Petit Journal. Bu meşhur Türkleri. Buyurun lütfen.
Yani ben çekerken siz de anlatırsanız hem daha keyifli olur. Biz hiç kendi tarihimizi ne biliyoruz ne de önem veriyoruz. Evet. Adamlar kimle tarihleri varsa ilk günkü gibi saklamıştı. Osmanlı Rus Savaşı 93 harbi 1878. Çanakkale Boğazı'ndan Fransız gemileri geçiyor. Bizim müttefikimiz bizi Rusya aynı Almanların savaşa soktuğu gibi Rusya ile savaşa soktuğu İngiltere. 93 günde Rusya hepimizi bir hallediyor. 1915 İstanbul'a geliyorlar Çanakkale Savaşı. Burada Fransızlarla Almanlar savaşını gösteriyor. Bizi gösteriyor. Çok doğru söylüyorsun. Saklamıyoruz abi. Daha doğrusu saklamıyoruz. Evet biz de yani bizim o... Yaşa, illi kamil, iki kat nasıl yukarı çıkabilirim, bahçeye nasıl girmiş edebilirim, Almanlar nasıl evet. Yer çalabiliriz efendim. Çanakkale bir yük gemisiyle asker intikal ettiriyoruz. Karakol gemileri basıyor Fransızların. Sene 1915. Atatürk'ün meclisteki konuşması. 1923. Latife Hanım'la beraber. Önündeki de silah, baston silahı. Evet. Normal baston değil. Şeyinki, Latife Hanım'ınki. İkisi de. Hı-hı. Genç var. Kaçış İzmir'den. Kaçışlara bakalım. Afganistan'da sen nasıl işbirlikçiler kaçtı? Bunlar. Hı. Ama söyle siz bunları nereden temin ediyorsunuz? Yani bu yayınları Avrupa'dan geliyor değil mi? İtalya, İngiliz, Fransa. Bu tarihlerin fiyatları nedir? Bu ürünlerin biraz farklı. Atatürkler 10'ar bin. Yurt dışında bile fiyatlarına kadar aynı. Artık zaten Avrupa'ya gittiğin mali. Su içiyorsun, buradaki suyu 500. Doğru. Çok teşekkürler. İyi günler. Kuşlar 1250. 5 artı 6. Ana. Maliye Bakanlığı. Emekli İşler Genel Müdürlüğü. Cari hesap kartı. Banka. Bakayım hangi banka bir açar mısın? İş Bankası. Yok, Türk Ticaret Bankası. Türkiye Emlak Kredi Bankası. Peki bayağı parası var mıymış? Valla bayağı varmış yani. Yatırmış. Eskiden bunlar hep vardı. Nerede şimdi ben bilmiyorum. Böyle antiklopedide de vardı. Vardı canım. O bizim gelişi maşetler falan. Evet. Babam böyle toplar sonra ciltleştirirdik. İyi, kredi kartı geçiyormuş. Çok güzelmiş. Fiyatı nedir acaba? 3.000 lira takımı. 3.000 lira. Şöyle altında. Kaç tak? El yapımıdır, el beyanıdır. Bunlar fabrikasyonlu, o el yapımıdır. Kaç parça oluyor bu? 6. 6. 6 tane. Aynı değil. Şu? O da
kabuğu. Tamam, tamamıyla yani, bitirdim. Yani 8 tane fincanı sütlüyor ve kaybediyor. Evet. O da Fransız ürünü. Ama bu el boyaması diyorsunuz. El boyaması ve el yapımı. Bu da. Bunlar fabrikasyon. John. Abi, rahmetli dedeminkileri atmasaydık, onda da bir sürü vardı ha, usturalar. Bak bunlar jiletsizdir, ustura bu. Abi. Ama yine de çok ilginç bir yer ha. Yani belki bir şey alamıyoruz ama böyle bir yeri deneyimlemek de güzel. Ne kadar bir şey yaptın? Böyle 250'den başlıyor. 800 TL'ye kadar. Bu küçük mü? Evet. Baksa kömürlü ütü. Bu kadar ağır. Yani bunlarla nasıl ütü yapıyoruz? Şimdi o şeyleri... Çalışıyor mu? Bunun bakımını yaptık da bunlar dolma zaten şu. Dolma mı? Evet. Bu bir şey kadar. Bu da bir şey kadar. Bu da havalı. Hani saçma atar. Ne kadar fiyatları bunlar? Bu dolmanın? Dolma 3500, 4000, 2000, 2500. Gamze, gel senin stand bak burada. Ne kadarmış? 500. Yurtdağı veya Kozak. Yani Manisa'yla Bergama arasında Kırık Gölü'nde o yörelerde dokunan bir halı Kozak Dağı. Hoş bulduk. Örümcek adamdan Amerikan, Kaptan Amerika'ya, Batman'dan Joker'e birçok karakter var. Yani herhalde burada yüzlerce. Sizin el emeğiniz mi? Evet. Yani komple bütün her şeyle mi size ait? Her şey. Her şey. Kendi imalatı. Kendi imalatınız. Çok başarılı, elinize sağlık. O zaman buna biçilecek bir fiyat da yoktur. Yani bilemeyelim. Evet, fiyatı yoktur yani. Kesinlikle.
Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Feriköy Antika Eczacı Çarşısı'nı dolaştık. Gerçekten bizim için de güzel bir deneyim oldu. Çünkü antika üzerine tarihi değeri olan birçok ürün, obje, materyalleri burada bulabilirsiniz. Nispeten diğer çarşılara göre biraz daha pahalı. Ona göre gelin. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın sakın. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.